Merhabalar, ben avukat Ayhan Ömen. Amerika'da evlendikten sonra alınan mallarda, örneğin ev, araba, arsa gibi eşler ortak oluyor mu? Bunun yasal prosedürü nedir diye takipçimiz soruyor. Şimdi Amerika'da tabii ailevi konularla ilgili yasalar eyaletten eyalete değişebilir. Farklılıklar gösterebilirler. Ama genel olarak Amerika'da eğer kişiler evlenmişseler ve evlendikten sonra mal edinmeye başlamışsalar, bu evlendikten sonra ev alabilirler, araba alabilirler, belli bir birikim oluşabilir parasal noktada da. Çiftler genelde burada hakları %50 olarak tespit ediliyor olacaktır. Dolayısıyla eğer çiftler evlenirken evlilik öncesi sözleşme yapmadıysalar, hani malları bölüşme noktasında ya da evlilik süresince oluşacak mallarda kim neye sahip diye bir ayrımda bulunmamışsalar, o zaman genel olarak uygulama kişiler evlendikten sonra ne elde ederseler, ister iki isimli olsun, yani iki kişinin üzerine olsun, isterse tek birey üzerine olsun, evliliğin malı sayılır ve dolayısıyla bu noktada çiftler %50 hak sahibi olmuş olurlar. Dolayısıyla ekstradan bir yasal prosedür yapmaya gerek yok ama boşanma sırasında bu mal varlığının belirlenmesi noktasında kişilerin hakları %50 dağıtılıyor olacak deyip bu takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.